Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Tekrar burada olduğunuz için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, daha önce sizlerle aloe vera yağı yapmıştık. Şimdi aloe vera yağımız oldu ve onu süzeceğiz ve ilk kullanımı da bugün hatta yapacağız. Aloe vera yağı nelere iyi geliyordu? Aloe vera yağı ciltteki aşırı kuruluğa iyi geliyordu. Cildiniz aşırı kuruysa, duştan sonra aşırı acı ya da sızı hissediyorsanız, cildinizi kullandığınız nemlendiricilerin hiçbiri fayda etmediyse aloe vera yağını yapıp kullanın ve sonucunu göreceksiniz. Saçınızda kepek var. Kepek şampuanları ya da dermatologların verdiği ilaçların hiçbiri fayda etmediyse ne yaptıysanız o saçınızdaki böyle para para, iri iri, pul pul dökülen deri parçalarından kurtulamadıysanız onu da yine aloe vera yağıyla halledebilirsiniz. Vücuda kullandığınız zaman tertemiz duşunuzu aldıktan sonra aloe vera yağını hafif elinize alarak bütün bedenize yedirerek sürüp 5 dakika bekletin. 5 dakika bekledikten sonra güzel, çok hafif bir sabunlu bir lifle vücudunuzu hafifçe yıkayın. Sonra bornozunuza ya da havlunuza sarılın, bir süre oturun, sonra kıyafetlerinizi giyin. Zaten özellik olarak hemen emilen ve kaybolan, ciltte ve deride dışarıda çok hissedilmeyen bir yağ olacaktır. Saç derisi için ise saçınızı ıslatmadan önce, duşa girmeden önce aloe vera yağıyla iyice diplerine varacak şekilde böyle kaşır gibi, masaj yapar gibi saç derisine yediriyorsunuz. En az bir yarım saat ya da bir saat bekletebiliyorsanız bekletin ya da akşamdan yatın, başınıza bir bone ya da havlu bir şey sararak yağın bulaşmasını önleyecek şekilde sabah erken kalkıp duş da alabilirsiniz. O zaman faydası daha büyük oluyor. Cilt kuruluklarında da kuruyan bölgelere çok hafif parmağınızın ucuyla alıp sürdüğünüzde çok faydası oluyor. Göz kenarlarında olan kırışıklıkları açıyor. Ayrıca aloe vera yağı nasıl anlatayım size? Pul pul dökülen deriniz, cildinizde, yüzünüzde, elinizde ya da herhangi bir yerde böyle pul pul oluyor, dökülüyor, kaşınıyor, kaşınıyor, kaşıdıkça da yara yapıyorsanız o bölgeye düzenli olarak her gün 5 dakika sürüp bekletin, 5 dakika sürüp bekletin. Bunu her gün düzenli olarak yaparsanız o bölgedeki tahriş, ağrı, sızı ve o bölgede oluşan kızarıklık ve yara hissi hepsi kayboluyor ve iyileşiyor. Ayrıca arkadaşlar, aloe vera yağını güzel bir şişeye boşaltıp düzenli olarak kullandığınızda hem vücut nemlendirmesinde hem kışın çatlayan ellerinizde hem güzellik maskelerinin içerisinde kırışık açıcı olarak saç bakımında, cilt bakımında ve birçok alanda çok sağlıklı bir şekilde kullanabilirsiniz. Aloe vera yağının hiçbir yan etkisi yok. Çünkü saf zeytinyağının içerisinde aloe vera yağını saf zeytinyağının içine aloe verayı güneş ışığında en az bir ay bekleterek ve her gün karıştırarak yaptığımız için hiçbir yan etkisi olmayan bir yağ. Yağımızı karıştırma aşamasında kesinlikle içine metal kaşık sokmuyoruz. Her gün bir sefer şöyle kapağını açıyoruz. Açtıktan sonra aloe vera yağımızı bu şekilde bir güzel karıştırıyoruz ki aloe veranın içindeki jelle zeytinyağı birbirine şey yapsın, karışsın. Zaten videonun ilk çekimindeki zeytinyağın rengiyle şu andaki zeytinyağın rengini farkını gördüğünüzde siz de ne demek istediğimi anlayacaksınız. Diğer videoyu da zaten bu videonun altına linkini koyacağım, paylaşacağım. Şimdi ben bu kavanozuma tekrar aloe vera yapacağım. Bunları atacağım. Bekletmekte olduğum aloe veralarım var. Bekletmekte olduğum aloe veralarım var. Bunları önceki videoda gösterdiğim gibi şu kenar kısımları temizleyeceğim. İyice peçeteyle kurulayacağım. Kuru olması lazım, ıslak olmaması lazım.
Ve ondan sonra doğrayıp yağın içine koyacağım. Bu aloe veraları alından kestiğinizde en az yarım saat böyle bir suyun içerisinde bekletmeniz gerekiyor ki sarı suyu çıksın. Diğer videoda hepsini anlattım. Evet arkadaşlar, yağımız bu şekilde hazır. Şimdi yağımızı şişeliyoruz. Şöyle bunu buraya koyalım ki sızan yağımız tekrar sızsın ve yağımız zay ve ziyan olmasın. Şimdi yağımızı şu şekilde benim elimde 5 sıvı yağ sıvı sabun şişesi vardı. Onu güzelce bir gün önceden yıkadım, kuruladım. İçinde hiçbir deterjan kalmamasına dikkat ettim. Tertemiz yıkayıp duruladım. Durulama işlemi bittikten sonra ters çevirdim kuruması için. Şimdi de aloe vera yağımı dolduruyorum ve dikkatli, özenli bir şekilde hiçbir yere bulaşmadan sağlıklı bir şekilde kullanacağım. Arkadaşlar, özellikle bayanlar cilt maskelerinizin içine ya da akşamdan yarım saat cildinize aloe vera yağını yedirip bir yarım saat bekleyip yıkayıp uyuduğunuzda cildinizdeki değişime inanamayacaksınız. Bunu da denemenizi isterim. Özellikle göz kenarı, ağız kenarı kırışıklıklarında aloe vera yağı çok etkili ve gerçek bir doğal krem gibi. Şimdi aloe vera yağımızı doldurduk. Ve aloe vera yağımız artık kullanıma hazır. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Hoşça kalın, dostça kalın, kendinize iyi bakın. Sağlıklı ve hayırlı günlerde buluşmak dileğiyle. Abone olarak, beğenerek, tavsiye ederek ve paylaşarak ve güzel yorumlar yaparak destek olmanızı bekliyorum. Hoşça kalın.